Ya bu hala banyonun içinde mi? Ya Hasan! Sen kaç saattir o banyonun içinde o suyu açılmışsın şarlı şarlı ya? Ay bu adam ki banyoya girince sanki dersin tatil merkezine gitmiş, yemin ederim o suyu açıyor artık saatlerce altında Madonna gibi göt kıpırıp tübörk yapıp duruyor ya. Sen nasıl bir adamsın, banyoya giriyorsun, yıka dur lan çık şimdi. Artık altında göt kıpırır, yemin bile olsun ya. Bu paradır gidiyor Allah aşkına, para gitmese de dünyada bile susuzluktan öyle bizi girin burada yaptığı keyfe bak ya. Biraz bilinçli ol be. Öf, öf ya. Banyo dediğin nasıl yapılır? Banyo dediğin güzel vücudunu ıslatırsın. Sonra bu zıkkım kafana böyle o yeşil sabunu koyarsın. Güzel böyle köpürtürsün. Hangi parmağın inceyse, yüzünde hangi deliklerin varsa onları da güzel böyle bir şey yaparsın. Elini sokarsın içine, güzel yıkarsın. Yine vücudunu aynı şekilde güzel bir keselersin, liflersin. Tabii bu arada suyu kapatarak. Sonra da bu zıkkım vücudunu suyu açıp yine suyu dökersin. Yukarıdan aşağıya kadar şırıl şırıl durlanıp çıkarsın ama. Sen saatlerce suyun içinde kalıyorsun. Çıkıyor dışarıya, yan tarafında köpük var. Bu nasıl bir yetenektir anlamış değilim, yemin ederim. Sen nasıl bir yetenek sensin ya? Gerçekten ha. Ya benim bu çamaşırlarım niye bu kadar böyle siyah olmuş Allah aşkına? Ay! Allah senin belanı versin ha, bu siyah çorap nereden geldi girdi bu çamaşırlarımın içine bu kadar güvenliğin arasında ya. Ay lanet olsun, ben diyorum bu çamaşırlarım niye böyle olmuş benim, ay 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 ay. Küçücük bir şey bak ne hale getiriyor, yemin ederim ha. Ay küçük deyip geçiyoruz ya. Evet ben bunları bir daha yıkamam lazım, yemin ederim. Üff.